Yağmur Sarnıç. Şimdi özellikle sadece magazinle ilgili olanlar değil, Türkiye gündemini takip ediyorsanız mutlaka zaten bu ismi de biliyorsunuzdur. Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski karısı. 2 aydır aranıyordu çünkü gerçekten birçok suçla suçlanıyordu. Dolayısıyla da o 2 aylık arayış son buldu. Nerede? Bakırköy cezaevinde. Jandarma kontrolünde yakalanmaları var. Ellerine geçen silahlar var. İki aylık kaçış cezaevinde son buldu. Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç sonunda teslim oldu ve Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. Bu dava devam ederken defalarca yine ölümle tehdit edildik. Yine tehdit edileceğimizi de biliyoruz. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Emre Aşık'ın ölmesi mi gerekiyordu ceza almaları için? Yağmur Sarnıç 8 yıldır evli olduğu eski milli futbolcu Emre Aşık'tan geçtiğimiz yıl Eylül ayında olaylı bir şekilde boşandı. Henüz boşanma aşaması arasındayken eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yapan Sarnıç'ın 2 ayrı tetikçi tuttuğu öne sürüldü. Sarnıç'ın ilk olarak tetikçi Erdi Sungur'la Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri baktığı da iddialar arasındaydı. Kaç kere gelecek polis buraya? Ben burayı bir ararım, 100.000 kişi de olur. Bu işler parayla. Ne bende de para var işte. İhbar üzerine Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç 2 yıl önce Düzce'de jandarma tarafından durduruldu. Olayların kadını Yağmur Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sarnıç'ın bu cezası kesinleşince hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi. Zorlama hapis, kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç yaklaşık 2 aydır aranıyordu. Uzunca bir yargılama süreci geçirdik. Ve 3 çocuk annesi Sarnıç'ın haftalar süren kaçışı son buldu. Sarnıç pazartesi sabahı adliyeye gidip teslim oldu. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın tüm suçları için ifadesi alındı. Ve işlemleri tamamlandıktan sonra 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.